Aga şuradaki mücadeleye bak yalnız, bunu bir göstereyim. Oh, kafa atmışız oğlum. Mikolenko kafa atmış. Şat diye vurmuş. Oğlum bu net faul ya. Güzel haberlerle açıyoruz bölümü. Hepiniz hoş geldiniz. Burası No23. Abone olmayan, video like atmayan kalmasın lütfen. Evet, bu hep bu abone olun, video like atın şeyini nasıl söyleyeceğimi hiç bilmiyorum. Hani içimden öyle bir şey söylemek gelmiyor. Hani atarsanız ne güzel diye düşünüyorum. Ama söylemek de lazım. Ben de bazen böyle içimden geldiği gibi doğaçlama. Neyse, saçmalamadan. Şimdi Matti Fredri. Arkadaşlar, altyapımızdan çıkardığımız 16 yaşındaki karizma bir genç bu. Hiç 16 gibi duruyor mu? Bence 47-48 falan. Neyse. Bu oyuncuya satın alma opsiyonlu bir teklif geldi. Cosenza. Ulan nerenin takımı acaba? Buna bir görüşme yapıyoruz. Satın alma opsiyonlu olmadan kiralamaya çalışacağım. Kabul ederlerse tabii. Aa, edemiyorlarmış. İlginç. Yani canınız isterse. Bak gördünüz mü? Burada son bölümde kıyafetleri değiştirmiştim. Biraz daha oynama yaptım. Artık daha resmiyiz. Everton teknik direktörüyüz lan biz. Friedrich'im sen de gidemedin ama. Aha. Aa, Dortmund 2. Almanya'ya geri dönmek isteyebilirim acaba. Bu da alma opsiyonu. Görüşme yapalım. Bu çocuk demek ki potansiyel abi. Yoksa boşuna alma opsiyonu vermezler herife. Bakalım Dortmund 2 ne yapacak? Onlar da istemiyor. Abi canınız isterse ya. Altın madeni bende. Elmas bende. İsteyen alır. Newcastle maçına doğru geliyoruz. En son baktığımda 86'ydı keskinliğimiz. 74'e düşmüş. Kondisyon yükseldikçe keskinlik düşüyor. Maç yapınca keskinlik artıyor. Ama 75'ler, 74'ler benim istediğim keskinlik abi. İstediğimiz oyunu oynayabiliriz ama abi bir hafta vardı maça. Muriel neden iyileşmiyorsun abi sen? Yaşından olabilir mi? 33. Oğlum Embolo da 27'ymiş ha. O da yüksek diyecek mi? Değilmiş. Muriel yani ikinci yarı belki çıkarırız seni. Biz 16.'yiz. Newcastle'da 10. Şu anda lider City. Bakalım bir tırmanışla başlar mıyız bölüme? Abi şu Isak var ya, Alexander Isak. Ben o herifi tutamıyorum baba. Yani maçlarımda çok gol atıyor bana. Nasıl olacak bu bölüm bilmiyorum ya bu maçta. Luis Muriel. Gol 9. 32 maçta 9 gol atmış. Peki. Bir gündüz maçı. Evet, sahaya bayağı bir gölge düşüyor. Abi bak işte yeni FIFA'da yapmaları gereken şey dinamik hava şartları. Net. İkinci yarı kar yağsın. Ocak ayında mesela. Maçın son 10 dakikasını karlar altında oynayalım. Topu değiştirmek zorunda kalsınlar. Turuncu topa geçsin hakem falan. Bilmem ne. Mesela en son bir kadınlar liginde şöyle bir şey duydum. Instagram sitesinde okudum. Bir tane kadın futbolunda oluyor bu olay. Kadın futbolculardan biri sakatlanıyor abi. Her iki takımın da sağlık görevlileri sahaya girip o kadın futbolcuyla ilgileniyorlar. Ve hakem o sağlık görevlilerine beyaz kart çıkartıyor. Bu beyaz kart da Portekiz Ligi olabilir bu arada, kadın Portekiz Ligi. Beyaz kart da hani çok fair play anlamında çok güzel bir iş çıkardınız, ortaya koydunuz. Sizi onurlandırıyorum anlamındaymış o beyaz kart. Ne bileyim gelsin FIFA'ya abi, yeni konuşacak bir şeylerimiz olsun şu oyunun yeni versiyonuyla ilgili. Her sene aynı terane ya. Daha bu sene şu çimlere yapılan şeyler yeni geldi. Hani kayıyorsun, kalıyor ya maç boyunca. Sağ yaralanıyor yani. O daha yeni geldi. Şöyle geldim Grey'cim. Sen hevesli misin bu bölüm? Hadi bakayım. Al bakayım Grey. Paslaş bakayım Grey. Attım sana Grey. Hızlısın Grey. Attın önüne Grey. Çok güzelsin Grey. Direkt gittin Grey. Dümdüz gittin oğlum. Offside. Hocam el kaldırıyoruz orada. Oy oğlum Mikolenko'ya bak. Savaş var orada. Yan hakem çekil ya. Aa yedik. Oh Virginia. Koçum. Geçen bölüm maç sattın. Bu bölüme de iyi başladın. Aga şuradaki mücadeleye bak yalnız, bunu bir göstereyim. Oh kafa atmışız oğlum. Mikolenko kafa atmış. Çat diye vurmuş. Oğlum bu net faul ya. Üst üste düşüyorlar orada. Sonra o mu önce kalkıp topu alıyordu lan? Pozisyonu unuttum. Şöyle döndüreyim. Aynen. O geliyor topu alıyor. Mikolenko arkada. Vay arkadaş ya. Böyle hevesli oynamamız çok güzel. O da güzel. Tamam. Şunu attım ama. Kafa! Dokur. Oğlum koşun çok güzeldi. Yani atmak zorunda hissettim herif. O kadar güzel koştu ki içeri. Aslında pas da güzel de biz Allah-u Ekber dağlarına vurmuşuz. Vermedim peki, kurtuldunuz hadi. Ama top bizde. Sar. Hop. First time değildi. Hadi oğlum. Ya bir uzun boylu yok mu oğlum bizde? Şu topları atamadık ya. Hoş babacığım.
Çok iyi. Harika. Ya oğlum. Yemin ederim harcıyorum atakları. Aldı lan. Hadi be oğlum ya. Hiçbir şeye müdahale edemiyoruz. Olifler geldi. Alexander Isak. Bak beni sinirlendirdiniz. Hızlı geliyorum. Hadi bakalım. Bunu siz dediniz. Johnson's Baby. Yürü oğlum. İyi pas. Ay olur mu olur. Ya müdahale güzel en azından da. O bizde. Kafayla ver kaleci. Aynen. Virginia sende koçum. Şurada bir boşluk görüyorum. Şuradan ben hatamı kurarım abi. Aa! Offside yok mu ya? Kaydım. Yedik. Çok amatörce bir hata yaptım ya. Herifler orada pusuya yatmış bildiğin. Şu pas beni bitirdi abi. Abi kendi sandan çıkamazsan çok pis cezalandırılıyorsun bu oyunda. Let's go. Güzel aldı Johnson's Baby. Offside değil mi? Neyse güzel ataktı. Vallahi bizim açımızdan kötü bir ilk yarıydı, kabul ediyorum. Muriel çok yorulmuştu. O herifin oynaması lazım abi ya. Neyse biraz daha 60-70'e kadar bir deneyelim de. Bir gol bulalım en azından. Şu Muriel'le falan. Harika. Gelişine abi. Taca attı herif topu ya. Ulan hep şaka yapıyordum. Vuruyor taca gidiyor neredeyse diye. Taca gitti gerçekten. Hadi başlayın abi. Başlayın. Baskı açtım. Sizi şuradan bir çıkarmayalım bakalım. Takım biraz yorulacaksın. Kaleye döndü. Kaleci kötü. Ah be çarpsa bana var ya. Güzel aldık. Ya Muriel niye koş? Penaltı. Çok büyük şans ya bu artık. Bana olsa şu an çıldırmıştım ama penaltı abi aldık. Yalnız anlamadığım şey ben pası verirken Embolo niye koşmadı ya? Abi koşsa biraz daha ileri atacağım. Bir dakika sar atıyor. Abi bizim Muriel 89'a vuruyor ama bizim penaltıcımız Embolo ya. Ters köşe. İşte bu kadar. Şunu yapsak ne oluyor mesela? Aa çok utandı Embolo. Embolo utandı yavrum utandı. Tamam hadi geç. Şımarma geç. Ay. Ay. Ya Virginia oğlum çok yavaş. Ve nereye vuracağı da çok belli değil mi ya? Yanılıyor muyum beyler bayanlar? Hemen koş oğlum. İbrahim dur. Ben ne yapacağım bilemedim şu an. Aa, bak onların kalecisi ne güzel anasını satayım. Atik herif. Ne kaçırdım be Embolo'm ben. Ah be ulan çok iyi kalecileri varmış ya. Dubravka. İsmin tanıdık geliyor zaten. Yemedik. Şanslıyız. Şey değil mi? Muriel öldü. Artık yani faydadan çok zararı olur. Mopa'yı aldım abi. Yani 78'lik. Yani çok da kötü bir forvet değil. Denedik bir şeyler. Aha biz de. Şut gel. Abi çok iyi kalecileri var ya. Vuramadık. Dönen topa vurabilirdik beyler. Atak devam etsin. Haydi. Ya bizde. Çok iyi geldik. Ya ne biçim paso be. Ortaya bıraktı herif alsın diye ya. Ya ama sizin pas yeteneğinizi sorgulayacağım beyler artık ya. Alıştı. Şimdi yiyeceğim. Alıştı. Geliyor. İsak'ı tutamayız ki biz. Abi herif çok hızlı. Virginia. Kapat oğlum. Gol ararken gol bulduk. Newcastle helal olsun lan. İyi futbol oynuyorsun valla. Mupay top tutamıyorsun ayağında baba sen. Al işte yedik. Ver aşağı. Lan öyle de bir gol atsaydın zaten. Abi ben yok ben çok sağlam saçmalıyorum. Hadi artık ya bir defans örneği gösterin be.
Gray yürü oğlum. Offside yok. Varmış. Ama size söz olsun bak. Yani çok ya, şutumuz gene onlar kadar var. Pasımız, müdahalemiz de iyi de abi. İşte yetenekte kaybediyoruz ya biz şeyde. Bireysel yeteneğe kalıyor iş oyunun bir yerinde. Ve biz onda zıçıyoruz affedersiniz ama. Şimdi 16 maç sonunda 16.'yız. Puanımız da 16. Var böyle bir gariplik oldu. Şimdi rakip önümüzdeki sene kesinlikle bir Avrupa isteyen Tottenham. Bunlar bize puan vermez aga. Ama ben inançlı mıyım? Her zamanki gibi. Evet, Kane, Richarlison. Allah'ım ya Rabbim ya. Sané de bunlarda. Kalede Trap. Nasıl geçeceğiz? Trap'i. Neyse en azından 5 defansla oynamıyorlar Chelsea gibi. Devam abi. Penaltı. Evet, şans bizden yana. Birileri eliyle durdurdu. Ümraniye'deyken bu eller genelde bizim şeyimize, aleyhimize çalıyordu. Şu an bayağı bizim lehimize penaltılar çalınıp duruyor. Olay tam tersine döndü. Embolo gel baba. Şöyle attım. Kurtardı. Yok abi, Embolo sola atan bir adam. Sola atacağız biz. Bunu öğrenmem lazım. Orayı boşalttık. Bir şey değil mi? 10 numara gol. Bekleyip gördük resmen. Ne olacağına bir baktık ya şöyle. Lan dedim, bir şeyler oluşuyor. Atarız. Bekle, sakin. Öyle koşayım, üstten pas atayım. Bekle baba, bekle. Bir şeyler olacak ya. Tottenham izledi, izledi. Pası kim verdi? Onu da bilmiyorum. Bir sürü siyah oyuncumuz var. Trap, avladım lan seni. Neuhaus. Takımın en yüksek reytingli oyuncusu. Ve şu anda da kaptanı görünüyor. Hayırlısı. İyi savaştık. Hadi Neuhaus, hadi Neuhaus. Aha gol. Richarlison atar. Gene çıkamadığım... Abi ben çıkamazsam bunları yiyeceğim ya. Güzel. Aha! Muriel vur artık! Direkt! Allah'ım Muriel. Oğlum nasıl kaçırırsın bunu ya? Şu pas geçti değil mi? Harika be. Ver artık. Ah Trap be! Güzelsin Trap. Neuhaus. İkinciyi atacaksın gibi. Neuhaus. Neuhaus. Ah! Bir yüreğimiz ağzımıza geldi değil mi hocam? Geldik bir. Neuhaus o kadar boş bırakırsa çakacak ama. Oh! Muriel de yalnız fizik kanunlarına aykırı hareketlerde bulunmuş. Vallahi niyeyse bir önceki maçtan daha umutluyum ya. Tottenham daha zor rakip ama ya Neuhaus da acayip yorulmuş. Ya zaten yorgun çıkmıştı maça. Bir de bu maçı ciddiye aldı çok belli Neuhaus'un. İyi oynuyor çocuk. Ya nasıl ki? Virginia harikasın oğlum. Gene harikasın. Abi o pas nasıl geçti? İğne deliğinden pas attı herifler ya. Oğlum Tottenham çok tehlikeli. Beyler bir offside taktiği yapalım, herif yukarıda bomboş. Richarlison tutarım oğlum seni. Çok güzel. Kane vurdu Virginia. Oğlum şu maç var ya. Vallahi alabileceğim maç ya. Şunlara karşı bir tık dikkatli olsak beyler. Ah be Trap ya. Ulan ne güzel oynuyoruz ha. Vallahi billahi. Dokur. Yani artık ben bu heyecana dayanamayacağım. Dokur. Oğlum biriniz şu şutları atıyorsanız atsın. Bir rahatlayalım ya. Cık. Vay arkadaş. Piyasada çıktı herifler ya. Lan! Ya abi iki kişi bana gol atmasınlar ya. Ya abi vallahi yiyeceğim şu joystick'i şimdi. Bak hemen orayı kapattı, gördün mü? Abi yapay zeka ya. Kaydım, ne yapayım? Kırmızı verdim. Daha kötü ne olabilir abi Tottenham maçında? Sağ kanat gitti. Değiştirmeye devam. Gerek yok. Devam. Oh, oh, suyundan da koy. Allah'tan kurtardık. Bir beraberlik olur ya. Bu maçta hiç belli olmaz. Koşsak alacağız da koşmuyor ki kimse.
Şuraya bak. Sen offside değil mi amına koduğumu topu ya? Bizim şut da bu işte. Yani yenildiğimiz yetmiyor. Ya abi kırmızı kart gördü sağ kanat, sağ orta saha İbrahim İsmail Asar. Sanki defans kırmızı kart gördü. Verdiğimiz boşlukları yiyeyim ya. Ya ne oluyor? Yoruluyorlar sonra koşamıyorlar mı? Anlamıyorum ki. Gene geldik 18.lik 19.lik bandındayız yemin ederim. 2 puan var ve rakip Manchester United. Sarın yerine de kimi oynatacağız? Herif cezalı. Şu Palazzo'na şans vereceğiz. Başka yapacak bir şey yok. Johnson zaten ölmüş. Onun yerine de Peterson'ı alacağız. Vay arkadaş, United'ın karşısına çıktığımız kadroya bak. Herkes yarı canlı çıkıyor. Ya Peterson'ı oynatacağım dedim. Hızlı olduğunu biliyorum çünkü. Ama Gorosabel'in şeyi, pass dribbling defans daha iyiymiş. Onu alacağım. Yani o da 76'lık gibi oynuyor şu an. Eksi 3'ü var. Ya şu kadroyla mecbur çıkmak zorundayım beyler bayanlar. Yani hadi Davies'i alalım Neuhaus'un yerine ama yani bir şey değişmeyecek ki abi. Yani United bizi takacak abi, takacak yani. Ronaldo, Eriksen, anasının. Ya gol atmaya çalışırken çok fazla defans unuttuğum oluyor. Birazcık ona kapılıyorum çünkü yenmek istiyorum. 3 puan lazım, gol atmam lazım. Ya futbol kazanınca anlamlı bir oyun aldık. Ama ya bunda bir şey yok hocam ya. Lan dakika daha bir ya. Dur bir. Ne koduklarım ya. Sakat değil mi lan Ronaldo seni? Yani defansa çok konsantre olmaya çalışacağım. Ama bazen de yapabilecek bir şey yok hakikaten arkadaşlar. Yani pas yollarını kapatsan. İlkay Gündoğan'ı almışlar bu arada City'den. Çok güzel. Yürü oğlum. Taktın milleti arkana. Çaktık be! Grey! Soldan böyle elini kaldıra kaldıra geliyordu. At bana, at bana, at bana diye diye. Oh be! United yıktım oğlum seni. Muriel'in inanılmaz koşusu herkesi arkasına tutmayı başardı ve çok güzel bir orta. Yani bir şey değil mi? Faul de yapmışız. Dirseğimizle rakip defansın ensesine vuruyoruz. Bak bak. Net faul. Ama adam Allah'tan yere mere yatmamış. Ronaldo yapma lan. Hiçbir şey yok. Ronaldo öyle aktörlük sökmez oğlum şu an bize. Hay! United neler yapıyorsun United? Evet, bu hatanın içine böyle sıçılır. Bir gol atmış olmak da güzel. Abi şunlardan bir 3 puan alayım oğlum Muriel. Abi ben gene kaldım mı şeye, Mopa'ya? Neuhaus sen de gir oğlum. Dokur'un yerine gir. Peterson, McNeil aslında iyi oyuncu ya. Dribblingi falan güzel. Onu da Gray'in yerine alacağım. Yavaş ama. Biraz fiziği de toparlarsak daha dayanmamız gereken bir yeri var çünkü. Çok güzel, çok güzel. United oynayamıyor. Çok güzeliz. Boşluklar var. Hadi be Davies ya. Ulan o kadar yavaş ki herif. İnanılmaz ya. Ya geçtim. Ronaldo hani acımadan vuruyor herif, acımadan. Öyle öyle yarın yokmuşçasına vuruyor herif topa. Hayvan herif ya. Biz de. Yedik. Aa direkt! Ulan çok şanslıyız be. Ne ha sen yapma bari oğlum ya. Virginia harikasın lan. Ben çıkıyorum, yedik. Virginia buna yapacak bir şey yok. Çünkü ben geri zekalıyım Virginia. Ronaldo ikiledi. Ronaldo'yu böyle görmek harika olsa da bana karşı yapması iğrenç bir şeymiş. Hey yavrum be. Atın abi atın. Ya zaten o pası verdikten sonra ben atmanı isterim. Ya o pas geçiyorsa zaten. Yine ağzımızı ettiler abi. Biz de bunu kaçırıyoruz işte. Çapraza attım biliyor musunuz? Ama adamın şutu o kadar kötü ki. Ya şut çapraza gitmiyor anladın mı? En fazla kalecinin üstüne doğru. Yani ilk yarısını 1-0 önde kapattığım ikinci yarıda 3 tane yiyorum. Yani mükemmel takımız ya. Gerçekten. Şimdiki abi biz 18.liğe düştük yine o hattayız ya. İnanamıyorum. Gerçekten inanamıyorum. 3 maçtır yeniliyoruz. Yani kovulma kelimesi kulislerde dolanıyormuş gibi geliyor. Anlatabildim mi? Paranoya oldum artık Lille'den sonra. 13. Aston Villa ile oynayacağız. Her zamankinden daha çok ihtiyacım var 3 puana. Oğlum Aston Villa Marcus Rashford'u almış. Vay anasını.
O kurtaramayacak ama Aston Villa'yı. Bir de şu var abi, yani bir şey söyleyeyim mi? Sert de oynayacağım. Yani bayağı faullü mallı oynayabilirim. Kırmızı kart olayı var gerçi de. Kart görmeden bitirmeye çalışacağım. Abi almam lazım 3 puan. Yoksa ben iyice dibe gideceğim. Buradan da kovulacağız anasını satayım. Yemedik. Lan Aston Villa. Tehlikelisin ha. Çok güzel vurduk. Offside değil mi? Aynen, aynen. El var. Penaltı mı ya? O dışarısının içinde miymiş o ya? Mikolenko, yaktın bizi oğlum. Valla bu sefer de bizim aleyhimiz oldu. Hadi bakalım. Sola atacak bence. Aynen öyle koçum, aynen öyle Virginia'm. Aferin lan çocuk. Hadi be! Muriel'im benim. Aferin koçum. Şöyle gönderdik. Vuramadık. Bizde olur o. Çok iyi. Yine vuramadık. Bizde olur o. 10 numara. Newhouse. Yine bulduk. Lan bir vuralım artık şunlara be! 1-0 öndeyiz. Muriel. Bir de olmaz iki de atar bu çocuk. Güzel, kaydık maydık. Oh, ona da vur. O çok rahatladım ya. Taraftarlar ne olur dayanın. Bak bu son maç. Bu maçtan sonra zaten bir sonraki bölüm olacak o da. Alacağım abi. Çok güzel transferler yapacağım. 60 milyon euromuz var. Alacağım. Coşturacağım Everton'u. Merak etmeyin siz. Çok güzel. Hadi. Vallahi mücadele. Çok iyi pas be. Yapıştır ulan. Gol be. Cansız baby be. Aa, sağ bekimize bak ya. Ulan kondisyonları fulleyince çok farklı oluyor. Arkadaşlar ne düşünüyorum transfer politikası ile ilgili biliyor musunuz? Şimdi 60 milyon euro iki tane taş gibi adam alırız mesela. Atıyorum stoper olur, orta saha olur, forvet olur. Neyse 30-30 bölüştürürüz. 1-2 kişi de satarız falan. Ama şunu düşünüyorum. Bizim dediğim gibi kondisyonlarımız iyiyken aslında iyi oynayabiliyoruz. Koşuyorlar, alan yaratıyorlar kendilerine falan filan. Acaba kadro derinliğini arttıracak 5-6 transfer mi yapsam? Bizim kadrodaki oyuncuların değerinde mesela. Atıyorum 80-81'lik 5 tane oyuncu alayım. Benim 85'lik 2 tane oyuncu alacağım ama diye düşünüyorum. Sizin de yorumlarınızı bekliyorum. Harika be! Ya Embolo, Allah cezanı vermesin ya. Lan bir rahatlayamadık şu oyunda ya. Rashford'u da oynatmadık. Rashford bayağı kayıp. Tamam, kondisyonlarımız yerinde abi. Hadi bir tane daha atalım, rahatlayalım. %100'ler kaçıyor ya, hadi. Şut geldi Virginia. Elini koyduğun için sağ ol oğlum. Ulan ikiymiş ya, ben bir attık diye. Biraz rahatladım şu an. Dediğim anda Virginia harikalar yaratıyorsun oğlum. Virginia adamsın. Panter ya herif. Çok iyiyiz. Ohoho! Onun adı Newhouse. O bizim kaptanımız. Evet, Galatasaray'a mesaj veriyor. Abi teknik adamını da kullanacaksın, bak harekete bak. Yaptı orada Ronaldo Nazario hareketini, gömdü aslanım benim. Oh be, sonunda be 3 puan geliyor net eminim. Yemedik lan. Vallahi Virginia harikalar yarattı bu maç. Gol yenmeye maç geçiriyor herif, ilginç. Ağzıma tüküreyim. Laf söyleyen ağzıma tüküreyim. Ağzıma hayır açamıyorum. Rashford attı bir de. Çakal Rashford. 3-1 oğlum, geri dönemezsiniz. Boşuna uğraşmayın. Nereye kayıyorsun? Hayırdır ya? Bir atraksiyon yok, bir şey yok. 9. Geliyorum. Çakarlar böyle. Şu neymiş? Şöyle bir sarılalım. Aynen, aynen abi. Forvetler birbirine bir sarılsın. Taraftara bir şey yapalım şöyle bir. Kendimizi gösterelim. Şurada biraz fizik koyduk.
Güzel. Sağ ayak bitiriş harika. Yemedik. Verdirmem. Oy, Griezmann mı? Griezmann mı varmış bunlarda? Oğlum Aston Villa ne güzel transferler yapmış ya. Biraz 4'ten sonra şımardım. Ya şımarmadım da dikkatim dağıldı abi. Rehavete düşüyorsun insan. Ulan ne bastırdın Aston Villa be son dakikalarda. Griezmann'dan bulduğun destekle tabii. Çok güzel. Griezmann'a verdirmeyelim. Enes Ünal mı? Oğlum. Aston Villa manyak olmuş ya. Vay anasını. İyi yendik biz bunları. Enes Ünal'ın gerçekten performansı bayağı iyi. Çok güzel goller atıyor. Hemen bakalım yendiğimiz maçta maçın adamı olmuş muyuz? Johnson. Johnson's Baby'miz. Asisti de var. Golü de güzeldi. Harika. Evet tekrar 16.lığa çıkmanın gururunu yaşıyorum abi. Harika. 64 milyon transfer bütçemiz hala duruyor. Okey. Gol krallığında Muriel 11 golle 5. Haaland hala götürüyor. Asiste Embolo ikinciliğe çıkmış. 12. sırada da İsmail Assar var 4 asistle. Burada tabii ki yokuz gollenmeyen maçta. Muriel 12 gol 3 asist oldu. Embolo 8 gol 7 asist. Neuhaus katkısı var. McNeil'i oynattık bazen oynatmadık. İhtiyacımız olduğu zaman. Evet. Bu arada şeyi de göstereyim. Bizim en pahalı oyuncumuz kim abi? Neuhaus. 44'e satabiliyoruz. 60'a falan gitse. Ya Sar 36 milyon ediyor ya. Abi ben bu herifi satayım ya. Vallahi ben bunu satayım. Orayı bir güncelleyelim abi. Daha sağlam tekniği olan bir adam olalım. Bu adam sadece koşuyor. Bir bok yaptığı yok ya. Mikolenko. 25-30 milyon ediyorsun. Senden de bir cacık yok. Penaltı yaptırıp duruyorsun. Verissimo iyi oynuyor. Johnson's güzel. McNeil 25. Oynatmadığım adam 25 milyon. Bunu da satacağız abi. Grossabel mesela bu adamı da hiç oynatmıyoruz. 16 milyon PSR. Satılacak çok adam var ya. Arkadaşlar biz bu 64 milyonu var ya bir 120'ye falan vurdurabiliriz gibi geliyor. Ama bakacağız. Hakikaten de Aralık ayının son günündeyiz. Brentford maçıyla açılışı yapacağız bir sonraki bölüm. Aston Villa gene var. Chelsea var. 5 defansla oynasınlar. Önlemimi alacağım bu sefer. Gelecek bölümün maçlarını görüyorsunuz. Ve burada transfer döneminde halledeceğiz artık. Ve burada bir kupa maçımız var. Postmut. İkinci ya da üçüncülük olması lazım. Bakacağız. Şu anda keskinliğimiz 86 ama kondisyonlar dediğim gibi yükselince keskinlik düşüyor. Yani yine 75-80 arası bir keskinlikte Brentford maçına çıkarız bir sonraki bölümde. Buraya kadar izleyen herkese teşekkür ediyorum. Videoyu beğendiyseniz like atabilirsiniz. Bir sonraki bölüm kısa zamanda yine burada olacak. Hızlı hızlı atmaya çalışıyorum. Kendinize iyi bakın. Bye bye. See you later.